Bu ateş hiç sönmeyecek. Buydu be. Yıkık gözüyor ya. Oydu bizim evimiz. Başka insanlar da, başka evler de vardı buralarda. O yani o yolcuk, o insanların evine giderdi. Yıkık gözüyor ya, oydu bizim evimiz. Halamın da daha o yandaydı. Halamın. Bir bakalım. Halamın da daha o yandaydı. Bu da yoldu. Yani böyle yolcuydu. Başka insanlar da, başka evler de vardı buralarda. O, yani o yolcuk, o insanların evine giderdi mesela. Sen babanı hatırlan değil mi biraz? Babamı? Ya babamı hatırlar. Benim hatırlayabildim. İşte 1,5 yaşındaydım hatırlamam bir şey ama öyle evliydi. Buraçta evlek vardı. Öyle taşları görün. Da çeşmeden gelirdi. O su nereden gelirdi? Da o evliğin içine atmış beni. O evliğin içine. Bazı yerlerde evleyin öyle darak kollar. O darağa kadar gittim de darak olmasa nereye gidersen git öl. Yani ölmek için attı zaten. Yani babamın hep huysuzluklarını anladılardı. Hiç iyi yönünü duymadım anlatsın. Ne anam ne nenem ne köylü. Yani mezarına bazı giderim bazı giderim dediğine de ona gitmem. Derim sen kaç defa geldin be bayramda da ben de geleceğim derim kendine bazen gittim de.
1 lirasında komşu buğdayı getirdin. Ne bileyim bir buğdayı meselesi de anladırdı annem. Yoksa bulgur pişireceydi de döktü. Döktü evin ortasına o buğdayı. Efendime söyleyeyim, bir tavuk gitmiş de kakaladı. Ne için gitsin o tavuk da kakaladı. Hep tavuklara çağırdı. Geldiler, çöküştüler buğdayın etrafına. O da ona vurdu, o birine vurdu. Bir hayli öldürdü, sıraladı buğdayın kenarına. Ondan sonra anam bir şey söyledi galiba o tavuklara. Tuttu anamı dayağı, kapadı kapıyı. Döver anamı birisi gitti. Neneme haber vermiş. Gel de Mehmet döver havayı. Sığandı anam geldi nenem Hatice nenem. Böyle buldu kendi ki kapattı kendi içeri de şey. Ne bileyim çekmiş o havludaki dallardan nenem de elli kolluydu. O da onu tutmuş dayağı yani babamı. O da ondan dayak yedi. Yani bütün köylü bilir bu meseleyi. Yani kolay kolay ayrıldılar. Ayrıldılar güzel güzel. Ve ondan sonra o rahmetli Fethi nene çok iyi kadıncıydı o da. O da öksüzmüş idi. Ya görüşürdük o kadıncıyla öyle bilsek ki babam evde yoktur. Karadağ'dadır. Annem ile gelirdik buraya. Gelirdik de oturduk konuşurduk Fettin'e kadınıyla, hem halamıyla. Yani onun bir fenalığı yok. Ne anam ona bir kini vardır, ne onun ona sen bıraktın ben aldım. Keşke almaz olaydım derdi kadıncık. Pelatusa sadece Türk köyü değildi yani. Karışık bir köy müydü yoksa yok, tek Türk köyü müydü? Yok, karışık köy değildi. Yani değildi. Pelatusa yalnız Türk'üydü. Ama ne için adı Pelatusa'ydı? Türk adıydı Pelatusa. Bana hiç Türk adı gibi geldi. Rum adı gibi nene. Pelatusa. Bir de köyün girişinde şey yazar. Karaağaç. Karaağaç yazar. O yeni ismi. Ha, yeni ismiydi. Sonra bir zaman işte hep köylerin ismini değiştilerdi. Vallahi deyim zaten Türkiye yeni geldiğinde yeni yani başladı teşkilat yollar buraya, öğretmen yollar, bir şey yollar. Bir de adam yolladı. Efendime söyleyeyim öyle değirmi bir şey. Da onun üstünde Ayla Yıldız vardı. Onları gece gelirdi, satardı köylere. Hem söylerdi işte yani bu köyün adını değişelim filan filanıdı filan koydum. Onlar da kabul ederdi. Celal Hordan derlerdi o adama. Evet. Celal Hordan derlerdi. Bizi yakın komazlardı. Gizli konuşmadı. Gizli konuşmadı. Gece kahvelde adamlar turlanırdı. O yanında tabak gibi taşıdığı şey dedin. O Ayla, neydi? Ayla Yıldız'dı. Yani şimdi bayrağın sembolüydü ama bayrak değildi. Mesela da yani yuvarlağın üstünde de onu yani aslında polis basarsa şey ederse söyleyeyim bunları satmaya geldim. Bunları satmaya geldim size. Efendime söyleyeyim. Ha buna Karaağaç kodularıydı. Şimdi bundaki insanlardaki gitti. Ondaki Karaağaç'tır. Evet. Evet, onda. Bizim köyün adı Melakya'ydı. Evet. Adam dedi ben de Malakyalıyım. Melakya yoruna Malakya olsun. Malatya. Tamam, Malakya. Yeni ismi Malakya'dı. Ama siz pek şey yapamadınız. Hani daha Melatya dersiniz. Herkes Pelatusa der, Melatya der. Yani Karaağaç'mış, Malatya'ymış. Öyle çok... öyle herkesin şey olmadı galiba. Dilinde eski kelimeler kaldı. Yani sonra az az insanlar dağındı zaten. Melatya'sında bilinmem mesela.
Annem ile babam boşandıktan sonra bizim evimiz Hatice Nenem'in evi Merakya'daydık. Geldik Merakya köyümüze, evimize. Buraştan birkaç ay sonra mesela diyelim. Birkaç kişi dedi, biz Amiyandu'ya gideceğiz, işleyelim be abla. Annem de tabii ayrıldık orasından, hem bunalımdadır, hem geldik bunun burasına oturduk. İş yok, güç yok, para yok, bağımız bahçemiz da yok. Zor hayat. Tamam dedi annem, ben de gideceğim sizinle. Ne iş yaparsanız siz, ben de yaparım, yapabilirim. Gittiler Amiyandu'ya. İş buldular o maden işinde. Annem de adamlarla beraber, o yeğenlerle beraber çalıştı. Yeğen idi annem ile bu balığım. Yeğen idi zaten. Ondan sonra karar verdiler. Yahu biz evlenelim bunun burasında. Onun için o Amiyandu denen yerden evlendiler. Geçinirik nenem ile. Çünkü nenemin o kadınları vardı ya, zengin hanımlar. Evet. Gider onlara yardım eder nenem. Evet. Verirler, her şeyi verirler. Sonra bunda mesela o zerdaliler var, kademler var, ne varsa. Yani satacak yer yoktur. Yani ki satacaksın. Yani evet. Konu komşuna dağıtacaksın. Hı. Efendime söyleyeyim, hayrına vereceksin yani. Hı hı. Dedi Cenab-ı. Hangi? Misafirleri de var. Hangisiydi ne eviniz? Evcik boydu. Böyle toprağıydı, damı toprağıydı, şeydi ama bunların üstüne hep sıra sıra rahmetli anacığım çiçek doldururdu, şey doldururdu. Yani bayılırdın seyredesin. Damın üstüne kalif yapardı nene. Yani çiğden miden korunsun diye. Evet. Yani onun için çıkardık odamın üstüne. Odamın üstünde öyle gece hep o köylüler geçtik. Ya. Şimdi de geldik o polilerin etrafındaki köyler. Hep damın üstünde nenem. Ya. Onları annem hep sayardı. Ha, bu filan köydü, bu filan köydü, bu filan köydü derdi. Tamam, acaba yanaşabileceği içine doğru. Yok, ne yapalım, gideceğim ilanlar ısırsın beni yahu. Ha, söyledik, ne yapacak içeride? Hadi. Tamam. Tamam. Yemek gelir, o yandan yemek gelir. O kadıncıktır bak gene. Yemek. Ya suidonisa. Ya suidonisa. İnda mı famlis? İste gala. İste gala anaşerumen. Ha. Hodara. Ha. Maşallah maşallah. Angonut gelsin cesenen. Angonutka su ya. Kalo. Evumen cemis angonutka. Cemenen. Mana endo spidindiz manas mu? Ve cedu tudi en angonutka mu cemenen. E kabode lalumen et melad gen cinon dudon. Nabamen naumen cemis. En eşi dibode lelu. Angonyal. Hello. Ha. Yes. Cemen aner kunde da bedgamu sane senan. O morfu. Morfu. Ha. İse bu da o morfu. Masari. Ha, bu da masari. Masari. İne. Engonda. Ya. Ya. Ha, botin da no anem ama. I am no English. İngiliz değil. Hadi bye bye. Hadi bye 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 bye. Hadi anlaştık galiba. Kadıncık şey değilmiş. Ha, Masari dedi. Masari. Masari dedi. Masal ya, Osman'ın köyüdür. Ha, Şahinler oldu şimdi. Ha. Ha, bu Cemal'ın köyüdü, evidir. Buraş'ta incir ağacıdır. Hı. Emine Aban'ın anası, babası Buraş'taydı ya. Biz bu
Daha o yandaki bu kuruş gibinki gözü Pelid Ağacı'ydı. Bu Emine Bağ'ın havlusuydu. O Pelid Ağacı'nın yanının altında oynardık, salıncak yapardık. O Pelid'in üstüne sallanırdık. Burası temizdi havlu. Da evi vardı böyle uzun uzun. Onların bile taşlarını aldılar, kaybettiler. Ha, evin taşları değil, buradan evet, taşlardı. Evet. Ya bu iki taş kaldı. Şöhret Aba, Şöhret Aba derim. O Şöhret Aba, anası alırdı hayvancıkları, giderdi. O da kalırdı ama öyle şeycik de vardı. Pekili yercik vardı, kabak da kellerdi, nane kellerdi, bibercik kellerdi. Öyle taze taze de keserdi nane. Keser şey de dolma yapardı. Ben de gelirdim Uraş'tan. Uraş'tan çıkılmaz da ondan gelirdim. Girişi Uraş'tan direğin yanında. Gelirdim. Ne yapayım be Şöhret Aba? O büyüdü benden. Ha, dolma yaparım verirdi. Gel otur derdi. Belki otururdum. Derdi bana çavucun da koyun sağı da çok güzeldir ya. Koydu böyle avucuma. Da yerdim. O dolmanın kokusu, o dolmanın tadı hem çiğdi daha koymadı üstüne. Yani evlendim gittim, ben de ev sahibi oldum. Yaparım yaparım, o kokuyu bulamam. O tadı bulamam, o dolmanın. Hep bulgurdan yaparlar, hem buğdayla kurulardı. İçine de öyle tadı var. Biz pirinçten yaparız, bilmem. Değişik yani. Hangi Hatice dediğinde köyde 2-3 tane Hatice vardı. Benim nenem Kara Hatice'ydi. Kara Hatice demezlerse bulmazlardı. Hangi Hatice? Kara Hatice. Yani Kara Mustafa sinsiresinden geldik derdi. Kara Mustafa babasıydı. Kara Mustafa neydi? Öyle yazılıydı. Yazılırdı yani Kara. Siz Hatice neneyi anlatırken hep böyle bir hem çok güçlü hem de çok böyle adabında konuşan, güzel Türkçe kullanan, işte kibar hanımları bir hanım olarak öyle, da anlatırsınız. Hep öyle, yani o hanımları öyle büyüttü kendini. Onların konuşmalarına mecburdu uymaya. Ondan sonra o da bizi ikaz ederdi. O da mesela yani beni çok defa ikaz ederdi. Mesela doğru yürümesin bile ikaz eder. Nedir o yürüyüş? Şatta gibi yürüyün derdi. Şatta gibi yürüyün derdi. Şatta ne demek? Bilmem ne demeyseydi onun tabirinde. Öyle. Şatta gibi yürüyün derdi. Güzel yürüyün, doğru yürüyün. Eskiden bizim de İngiliz zamanı bakmasın. Yani öyle 3 kişi, 4 kişi bir yerde yürüyeceksek bir yolda adımlarımızı uydururduk. Yani üçümüzün, dördümüzün bir gitsin bir gelsin adımlar. Asker gibi yani. Ha, öyle alelade yürürsen şatta gibi yürür. Nedir o yürüyüş? Gibi olurdu. Allah Allah. Onun için nenem onlara dikkat eder. Ya, yanlış bir şey söylesem ikaz ederdi bizi. Memnunum. Yani nenem iyi yerde büyüdü. İyi terbiye aldı. Ben de ondan aldıklarımı evlatlarıma verdim. Evlatlarım da memnundur. Yani yani görek konuşmalarımızdan, görek tavırlarımızdan. Herkesin aynı tavırları yoktur, değil. Herkesin Allah'ın verdiğiydi ama bir şey de görmezsen nereden öğreneceksin? Bir şey duymazsan, görmezsen nasıl öğrenirsin? Hatice nenem kaç defa evlendiydi nenem? Ya 2 defa evlendi ya. Operatus aldı. Bundaki. Benim için 3 diyebilirim. 2 defa mı diye yoksa? Ha, sonra Lefkoşa gittiğimizde istediğin bir ihtiyar da aldı. Gene bir nikah daha kıydı ama çok kalmadı ihtiyara. Aldı yani ihtiyar kiraladı bir evcik, bir han odası götürdü kendini. 5-10 gün bile kalmadı annem. Ha, demiş kendine ne yani bir şey sormazdı belki de adam da. Demişken madem dışarı gidiyorsun, Mersin alda getir bana. Mersin canım çıktı. Biz annemin kadınlarının bu bahçelerin içinde vardı. Her çeşit meyveden vardı Mersinleri de şeyleri. Mersin canım çekti. Mersin demişken. Adam demiş ki, ne çocuksun da Mersin'i aldın da.
Adam çıktı, anam nenem daldı çarşafını geldi. Tekrar anama. Böyle bir adam istemedi. Dedim ya Mersin hazırda. Çocuğun musun da Mersin alacak? Bak ne çocuğu var ya Mersin'leri. Beklenemez. Bakma çocuğunu. Adamcık da şimdi duyarım o köyün adını mesela. Yani Girne'de Karaoğlan oğlundan daha bu yanı bir köycüktür ha orası da ama. Laptagarava civarında. Laptagarava civarında ama Laptagarava'dan daha bu tarafa, daha bu tarafa. Bilmezdim etsini belki de adam orada. Yani ya da. Ha ben ülkede adam da yani oranın cahili Mersin'e para verecek adam da aslında yetişir. Çocuksun da Mersin'de. Öbür iki kocasından ne için ayrıldı yani? Kimden? Bir başta iki adamdan daha evlendiydi ya. Evlendiydi ya. İkisi. Ondan evvel de anamın babası dedi ya. O da hasta oldu öldü. Hasta oldu evet. O da hasta oldu öldü ama onun da bir hikayesi var. Kenar durun. Kenar olun. Geçin adam. Aferin. Aferin arabası. Kendin arabası. Ha, onun da hikayesi şimdi o adam kasabalıymış. Kasabalıymış. Yani evlendiği aldı. İkinci eşinden bahsederek. Birincinde. Birinci. Yetişmedik onun hikayelerini duyar. Birinci adam kasabalıydı. Yani kadınları verdi gene o kasabalı adama. Adam da Pevliyan Dali'ydi. Pevliyan Dali, Pevliyanlık edilirdi o zaman. Terziydi. Kasabada terziymiş adam. Da istediğine Nemike hanımların yanındadır. Yani kasaba için ne der? Da verdiler. Etti annemi işte. Ha, bir çocuk. Bir de oğlan etti. Bir de oğlan etti. Efendime söyleyeyim, oğlancık büyüdü biraz, gider okula gidermiş gayri. Büyüdü gider okula, birinci, ikinci sınıf neyse. Neyse bir gün almış yerden bir gusülecik buldu çocuk, yaktı kodu ağzına. Kodu ağzına yanardı gusülleğini hasbaydı bilirim ben. Aldı kodu ağzına. Gusülle şeydi değil mi? Siyaranın. İzmariti. İzmariti. Efendime söyleyeyim, çocuğun arkadaşı geldi, rastgele babası oralardaydı galiba. Senin, onu da Tayyip'ı da sonra anam koydu Tayyip. Senin Tayyip aldığı yerden sigara sulisinde kodu ağzına dedi. Aldı da kodu ağzına, ha, tamam, terbiye edecek kendini adam. Yaz. Terbiye edecek çocuğu net için aldı sigarayı da kodu ağzına bir kez daha almasın. Vur gene iki tokat, üç tokat neyse yok. Aldı çocuğu, bağladı belinden ip ile. Havlada kuyu vardı. Bağladı çocuğu belinden, eldirdi gene kuyunun içine, korksun da bir kez daha yapmasın, kumasın sigarayı. Çocuğun elleri değince suya, öldü koptu, ne yaptı? Çekti gene bir kez daha, ne konuştu çocuk, ne bir şey, öldü çocuk. Hasta oldu, öldü çocuk. O da onun vicdan azabı çekti, ne yaptı? O da bir miskinlik hastalığı varmış o zaman, miskin olurdu insanlar. Onu da yakaladı, o miskinlik hastalığı. Aldılar, Lefkoşa'ya götürdüler, eğlence hastanesi derlerdi o zaman, eğlence. Hastanesi vardı. O miskin olan insanları, ama salgın bir hastalığı da yani her yerden vardı. Öldü onun içinde, o hastanenin içinde yani, ama yani belki o çocuğun günahıydı derdi nenemde. Belki şey yani zamansız öldü adam da, ama o da zamansız öldürdü çocuğu da yahu. Öyle terbiye eder herkes çocuğunu. Hiç bu kadar gaddarlık, bu kadar acı bir terbiye olmaz. Yani yani çocuğun canıyla uğraştı. Ha, öyle ayrıldı. İşte öldü de onun için ayrıldı. Hı-hı.
Köyde herkes köyünde yaşamak için lazım da malın mülkün olsun. Yani köyünde iş bulamam. Hı-hı. Karnını doyuyorsun. Evet. Onun için mecbursun. Bu yerlere gelesin ki. Yoktu ne bu babamın malı mülkü ne anamın. Rahmetlik her gün gelir bir kazan su hazır olacak, sıcak su olacak üstünde gelirken de adam girsin içeri, kansın da geçsin temizlik var. Gelip çıktıklarında da gelirler dönmadığında kimse kimseyi tanımaz. Öyle, hepsi kara Arap, kara muza. Yani dişlerinden başka gözükmezdi insanların o kadar modern.